Arkadaşlar selam. Bugün konumuz şınav. Hem doğru pozisyonu hem de yüksek tekrar nasıl yapabilirsiniz? Bunların püf noktasını vereceğim arkadaşlar. Çok önemli ve çok güzel bir konu olacak. Uzun zamandır bu konuyla ilgili de çok mesaj aldım. Şınav çekemiyorum, nasıl çekebilirim? Bununla ilgili soruları şimdi göstererek cevaplayacağım. Hemen videoyu uzatmadan matımıza geçelim arkadaşlar. Şınav pozisyonu aldığınız zaman bu şekilde dar tutarsanız arka kolunuza daha çok yük binecek. Bu şekilde yana açarsanız kollarınızı ve yaptığınız zaman göğsünüz daha çok çalışacak. Ama bunlardan önce kürek kemiklerinizi içeri doğru almayın. Yani bu şekilde kalmasın kürek kemikleriniz. Kürek kemikler gergin yukarıda olsun. Bu şekilde durunca hareketi yanlış yapmış oluyorsunuz. Düzgün şınav pozisyonunda kalçanız yukarıda olur. Ne aşağıda ne de bu şekilde yukarıda dümdüz. Kalçanızı sıkmalısınız. Aynı zamanda karnınızı da sıkmalısınız arkadaşlar. Hareketi yaparken aynı zamanda yere bakın arkadaşlar. Kafayı kaldırırsanız eğer ileriki zamanlarda herhangi bir sakatlanma ya da boyun ağrısı yaşayabilirsiniz. O yüzden aşağıya bakın. Ve hareketi yaparken yavaş yavaş hissederek yapın arkadaşlar. Burada önemli olan çok fazla tekrar çıkarmanız değil. Hareketi yavaş ve hissederek doğru bir şekilde yapmanız. Yani siz eğer bu şekilde gelip böyle bir sadece tekrar yapmak için böyle yaparsanız bunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ya da bu şekilde saçma sapan hareketler yaparsanız yani bunun da hiçbir anlamı yok. Bu şekilde düzgün durun. Hissederek aşağıya yavaşça inin. Yavaşça yukarı kalkın. 10 tane az önceki gibi yapacağınıza bir tane bu şekilde düzgün yapın. Daha faydalı olur. İlk başlarda belki 1 tane, belki 3 tane, belki 5 tane çekeceksiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Hareketi doğru yaptığınız sürece 1 tane de çekseniz sizi geliştirecektir. Her geçen gün bir öncekinden daha güçleneceğiniz için sürekli bu artacaktır arkadaşlar. Yeter ki hareketi doğru yapmaya ve yavaş yapmaya özen gösterin. Ayrıca hareketi yaparken avuç içleriniz tamamen mata değsin arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız arka kola daha çok vuracaktır. Aynı zamanda kollarıma dikkat ederseniz arkadaşlar kollar geriye doğru gidiyor. Asla yana doğru açılmıyor. Bu şekilde yaparsanız yine sakatlanma riski yüksek olur. Kolların arkaya doğru gitmesi gerekiyor. Geniş açıda da aynı şekilde. Bakın arkaya doğru gidiyor. Yani yana doğru bu şekilde yapmıyorum. Bu çok yanlış bir hareket ve tehlikeli bir hareket olur arkadaşlar. Şimdi nasıl durmanız gerektiğini gösterdim. Eğer bu hareketi hiç yapamıyorsanız, bir tane bile yapamıyorsanız yeni başlayanlar için bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bacaklarınızı arkaya alırsınız. Yine kalçayı ve karnını sıkarak kollar arkaya doğru gider ve yavaşça hareketi tamamlarsınız. Bu şekilde yaparak bacaklarınızın ağırlığını es geçmiş olursunuz. Yani ağırlığınızın %30'unu kaldırmazsınız arkadaşlar. Böyle olunca bu hareketi daha kolay yaparsınız. Böyle başlayın eğer hiç yapamıyorsanız. Dediğim gibi hareketleri göstererek, dikkat ederek ve bunu yaparak her geçen gün artacaktır. Aynı zamanda şunu söyleyeyim size. Kollarınız ne bu şekilde geride olsun, yani omuzlarınız şuradaki açı büyümesin ya da bu şekilde küçülmesin arkadaşlar. Tamamen dik olsun bu kollar. Dik bir şekilde inin. Yani ne bu şekilde inin ne de bu şekilde inin arkadaşlar. Tamamen burası dik olsun. Aynı zamanda en önemli şeylerden biri hareket açıklığı. Yani range of motion arkadaşlar. Siz bu şekilde hiç inmeden yaparsanız yine faydasını göremeyeceksiniz. Aynı zamanda geniş açı tutarsak da bu şekilde sadece yapmak için ya da bu şekilde bu hareketler hiçbir faydası olmayacak. Tamamen aşağı inin. Range of motion'ını düzeltin arkadaşlar. Bu da çok önemli hareketi doğru yaparken. Yani ilk kural çok fazla tekrar yapmak yerine az tekrar ama hareketi hem yavaş hem hissederek hem de doğru yapmak önemli. Eğer az önce de gösterdiğim gibi yani dizleriniz buraya konup da bu hareket de size zor geliyorsa bir duvara bu şekilde yaslanarak bunun duvar olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu şekilde tabii bunu biraz daha aşağı indireyim. Duvara bu şekilde yaslanıp hareketi sanki yerde yapıyormuş gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz ilk başlarda. Bu da sizin
şınavınızı arttıracaktır tekrar sayısını. Dediğim gibi ilk başlarda belki bir tane yapacaksınız, belki 3 tane, belki 5 tane ama asla pes etmeyin. Bu hareketleri dediğim gibi yaparsanız gün geçtikçe tekrar sayınız artacaktır. Şimdi sizlere şınav çeşitlerini göstereceğim. Diamond şınav olsun, dart tutuş olsun ya da tek ayak olsun, bunların hepsini şimdi size kısa kısa 2-3 tekrarlı şekilde videolarda göstereceğim arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa, herhangi bir şınavla sormak istediğiniz ya da aklınızda olup da o konuda konuşmadığım bir şey olursa yorumlarda yazın arkadaşlar. Her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi size şınav çeşitlerini göstereyim. Now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send an invoice and they pay me. I need six rings like MJ. Hareketlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Eğer videoyu faydalı bulup video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza destek olmak isterseniz de altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.